oğlu var, elin oğlu var. Aç TV'yi, elin oğlu var. Matrak, şakrak, patlak, çatlak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli, tipi tüplerinden belli. Muhabbetinin dili, sevdim oğlum ben seni. Elin oğlu var, elin oğlu var. Aç TV'yi, elin oğlu var. Matrak, şakrak, patlak, çatlak. Ne ararsan burada var. Türkiye'ye talk show'un nasıl yapılacağını gösterecek miyiz? Evet. Gösterecek miyiz? Evet. O halde bir numarada Antonio Stokes için lay 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 lay. Amerika Birleşik Devletleri Stokes Antonio. Yürü! Hey 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 Rusya! Oriyanin Andrei! Uskovski! Hadi ola! Yürü! Slovakya! Uskovski Emre! Hadi çocuğum. Hey 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 İtalya. Zanna Danilo. Lay 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 lay. Robini Valentine. Valentine. Allah belanı. Çık. İngiltere. Yalnız kalacaksın. Hadi. Ne yapacağım ben tek başıma? Lay 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 lay. Türkiye! Çalışkanoğlu Sinan! Elinoğlu'ndan tüm dünyadaki Türkiye'lilere selam olsun. Onlar Sinan hariç geldiler, gördüler, hastası oldular, kaldılar. Bu cennet toprakların güzel insanlarına sahiden de aşıklar. Evet, evet. Ve lakin onlara Elinoğlu dediğimize bakmayın. Bizden fazla bizler. Amerikalı müzisyenimiz
Alan Halsey de onlardan farklı değil. Yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Onun bu melodik mesajı da yeter de artar sanırız, değil mi çocuklar? Uçuşa geçelim mi artık? Amerikalı Alan Damaria ve Polonyalı Monika Türkiye'yi sallayan tavukları pişirmişen şarkısını bir de onlardan dinleyin. İngiliz Robbie Rest çekti. Kıskanmam diyen insanlar bence aslında yalan söylüyorsun. Amerikalı Antonio çıldırdı. Bana yalancı mı diyorsun? Kıskançlık krizi. Hayır. Amerika İngiliz ama... gerginliği. Ortalığı fena karıştırdı. Yani şöyle bir şey var bence. Birisi zaten... bakıyor, ben daha bitmedim lafımı, bölme. Senegalli Niang. Benden almak istiyorum. Bir kulunu çok sevdim şarkısını söylemeye kalkışırsa. Bir kulumu çok sevdim. Bu performans. Gebim anne demek olmaz. Çok konuşulacak. Elim kolum bağlamış. Çaresiz Allah'u. Rus Andrei mi? Karşıma giriyor yani, ne yapıyorsun? Slovak Emrah mı? Ama o kadar yakışıklı ki. Estağfurullah. Hangisi daha yakışıklı? Sarışın mavi gözlü erkekler en şiddetli alkışı esmer kim aldı? Tepsi ve daha fazlası az sonra. Evet, evet. Var. Danilo, senle ilgili inanılmaz görüntüler var elimizde. Var. Çıkarsan özel göstereceğiz. Yemin. Valla gözlerini kapa istiyorsan yani. yok, tabii ki de yani. Utanç verici görüntüler. Yok, tabii ki de. Yalnız... Dehşet görüntüler. Hosariye. Ben Danilo Zana. Ben nerede olabilir acaba abicim ya? Nerede olabilir acaba? İtalyan işte. Evli misin Danilo? Evli. Kiminle evlisin? Kimle? Ben evlendim zaten. Oo, işin Karadeniz abicim. Karadeniz değil ya, sana söyleyeyim. Giresunlu. Çocuk? Var. Bir tane çocuk var. Erkek, küçük yani. 20 yıllık zaten. Mesleğin ne? Ben abicim şef. Ne şef? Şef. Ne şefi? Şef, mutfak şef işte. Aşçı. Açık, aşık. Aşık işte, şef yani. Türkiye'yi seviyor musun? Türkiye seviyor. Kim sevmiyor abiciğim? Olur mu öyle bir şey ya? En sevdiğin özelliğin ne? Ben kalp. Kalpim. En sevmediğin özelliğin ne? Manyak abiciğim. Detayları manyakıyım yani. Detaycısın. Detaycı abiciğim yani. Mükemmelliyetçisin. Mükemmelici ben abiciğim. Mükemmelici. Bu tekrar yapacağız, ben beğenmedi ya. Mükemmelici işte. Komik bir anını anlat Türkiye'deki. O abiciğim, o çok kolay benim için ya. Lasciate mi cantare, Allah aşkına. Herkes bu lasciate mi cantare şarkı bana söylüyor abiciğim ya. Lütfen Türkiye. Lütfen Türk arkadaşları, kadınları, kocalar, kankalar, herkes beni dinle lütfen. Lasciatemi cantare da söyleme. Valla lütfen yeter ya, yeter. Lütfen arkadaşlar yeter yani. Lasciatemi cantare, Allah bena versen. Pardon, bu çıktı ya. Takıldım. Bak takıldım. Bir şey var. Ya çok işe yarıyor değil mi Türkiye'de abiciğim? No, şey abiciğim mi? Bak. Aşk. Aşkı aramıyor ki. Aşk bana geldi, sarıldı, evlendi, çocuk yaptı. İnanılmaz mutluyum. Bravo. Allah. Bir dakika, bir şey daha soracağım ya. Her şey bu kadar hızlı mı gelişti yani? 3 saniyede falan. No. No, ama şey, o gün itibaren söyledi ya. Yemin ederim ilk defa söylüyorum itibaren. İtibaren. İtibaren bize inanılmaz mutluyum.
süper oluyor. 7 sene oldu toplam 7 sene. Bugüne kadar 7 sene oldu ama 2 gün gibi yani. Sorun çıkartma sakın Karadenizliler. No bela, bizi çok seviyor. Her şeye eyvallah yani. De tamam. Valla. Peki. Ne diyeyim. Bandın sonunda diyorsun ki ben bu şarkıdan bıkmışım kardeşim. Ben... Yemin ediyorum ha Umur abi valla ya öyle işte ya. Çok sevmiyorsun abi bir söylesene be. Tabii şimdi. Ki de. Çok ufak. Yemin et tabii. Yemin ediyorum her şeyi. Herkes yemin etsin söyle. Lasciatemi cantare, che sono un uomo vero. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Bravo! Diyor ki, kardeşim diyor, sizde ham çökelek neyse diyor, bizde de lasciatemi cantare o diyor. Oh, yemin ediyorum, aynen öyle abiciğim. Ham çökelek var ya. Vallahi abi görür ha. Öyle ama. Bir ham çökelek çak bakalım. Vallahi. Bu asıl. Bunun için de yemin edebiliriz vallahi. O şey şarkı değil zaten ya. Ham çökelek, ham çökelek, ham çökelek, ham çökelek. Ham çökelek, ham çökelek. Başka bir şey yok ya. Bu kadar mı biliyorsun? Bu kadar biliyorum. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bak. Peki Dani. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aramızda olduğun için de çok mutluyuz. Ben 10 numara mutluyum. Bir adamsın. Ben mutlu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Olsun. Sağ ol. Sağ ol. Enerji yeter. Amerikalı müzisyen Alan Halsey'den. Tabii. Demek ki olur. Hadi. Acıların çocuğu Slovak Emrah'a. Acıların çocuğu esprisini artık yani yapmayın. Çok sıkı olur. Gerçekten. Öldürücü darbe. Bir rahatlat çocuğu Allah aşkına. Evet. Kurban olayım. Az sonra. Sinan'ım asıl bomba şimdi patlayacak. Nedir? Masa Taka. Bak şuradaki. Masa Taka Kobayashi. Efendim evet. Senin VTR'ni izleyelim mi? Tamam izleyelim ya. Hadi izleyelim o zaman hadi. Çok heyecanlandım. Tamam hadi. Ma demo Toruko Ojin ni totte wa sugoku kantan na koto. Masa Taka Kobayashi. Japon. Hiç belli olmuyor. Allah Allah öyle mi ya? Bu kadar çek gözü Japon. Allah Allah daha çok Japon tanımıyor musun sen ya? Evli misin? Evet. Eşim Türk. O Kastamonu'lu. Ben de Kastamonu'lu işte. Yengeden korkuyor musun? Yani korkuyorum. tabii ki o Kastamonu'lu ya ciddi yani korkuyorum. ya bebek? Erkek. Benim istediğim gibi göz oldu. Allah'tan çekik değildi. Siz büyük göz seviyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Biz kompleksiyiz ya. Göz kompleksi mi? Var. Kesinlikle var. Mesleğin ne Masa Taka? Tercümanlık işi yapıyorum. Tercüman. Türkiye'yi seviyor musun? Çok tabii ki. En sevdiğin özelliğin ne? Neyi seviyorum ya. Yani kendi bir şey yapmayı karar verdiği zaman onu yapacağım. Bir de dakiki insanım tabii ki Japon. En sevmediğin özelliğin? Ben dağınık insanım çok. Ben temizlik sevmiyorum hiç. Yani böyle eve gelince bunu çıkartıp hemen böyle dağıtıp hemen böyle rahat böyle oturuyorum. Eşim her zaman kızıyor mesela. Ya sen Japonsun çok dakiki, çok dikkatli insansın. Niye böyle dağınık davranıyorsun? Sen nesin yani diye. Abi. En sevdiğim özelliği bu adamın gözleri kadar ağzında çekik olması ya. ya bak, abi. Gülüncü bir kadar. Bak. Orada bir ayrıntı vardı. Bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor zannediyor. Bence de. Eşinden korkuyor musun? Eşinden böyle yaptık. Kastamonu'lu korkuyorum. Yani korkuyorum. ya ben koyun gibi ordum o zaman ben ya gözüm. Koyun gibi. Ne oldu? Konuşayım. Ne oldu? Neden korkuyorsun? Gerçekten ya tabii ben... yani Karadeniz tarafında kızlar çok sert ya. Yani... Yani onu baka ben de biraz yani serit ordum ama ya tabii ki yetişemiyorum yani onun seritini. Masa Taka hemen bunu yapar mısın ya diye böyle işte emir veriyor gibi ama. Yavaş böyle sesini yükseltiyor. Masa Taka bir şey diyeceğim sana. Orada dedin ki çocuk oldu benim. Aha. Allah'tan çekik göz değil dedin. Evet. Senin bebek var ve çekik göz değil. O zaman anneye çekti. Aha. Değil mi? Yine çekmiş ama. Güzel ya. Peki
Peki bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Siz niye cidden çizgi filmlerinizde de sizin öyledir hep büyük büyük gözler çizersiniz değil mi? Japon ya işte dediğim gibi kompleksiz yani gerçekten. Yani o kadar senin yani, ben canını yerim nasıl itiraf ediyor kompleksiz. Evet ya. Ya kompleksini değil mi insan kolay kolay itiraf edemez. Daha iyi biliyor adam. Cidden o kompleks var değil mi sizde? Aha evet. O halde Masataka'ya da 41 kere maşallah diyelim. Japon Masataka. Tarkan'ın şık adımını. Oynama şık adım şık adım. Hem Türkçe. Acayipsin. Hem de Japonca okursa. Sübete omae no ka. Oduruna bıraktık. Oynama şık adım şık adım. Oduruna şık adım şık adım. Odoruna şık adım şık adım. Az sonra. Sırada İngiltere'den gelen arkadaşımız, daha doğrusu İngiltere'den çoktan gelmiş, buralarda yaşıyor da yıllardır. Robbie Lee Valentine var. Robbie Lee Valentine'ın... Sinan, onun da bandını izleyelim. Değil mi? Gayet güzel gidiyor. Robbie, seni tanıyalım biraz. Band'tan tanıyalım. Band'tan tanıyacağız seni. Hadi bakalım. Adım Robbie Lee Valentine. İngilizim. Evli misin? Yok değilim, bekarım. Ne iş yapıyorsun? Sanat sektörünün içinde çalışıyorum. Daha çok PR yapıyorum. Sanat organları yönelik PR yani halk ilişkiler. Çevirmenlik yapıyorum. Editörlük yaptım. Türkiye'yi çok mu seviyorsun? Yani çok seviyorum. Bayılıyorum Türkiye'ye yani. Hani insanlar derler ya yani sen burada ne yapıyorsun yani Türkiye şey İngiltere varken. Yani bana çok sıradan geliyor artık şey İngiltere. O yüzden Türkiye'yi daha çok seviyorum. Tercih ederim yani. Türkiye'deki insanları? Çok süper insanlar gerçekten. Çok misafirperverler işte. En sevmediğin özelliğin ne? En sevmediğim özelliğim çok hassasımdır. Bazı şeyleri kafama çok takırım. Takarım. Doğru mu söyledim? Bunu da mı taktın? Aha taktım. Taktım. En sevdiğin özelliğin ne? Ben pozitif, olumlu bir şekilde her şeye bakarım. İyi niyetliyim. Yani iyi bir insan olmaya her zaman çalışırım. Kalbim temizdir. Ben Türk teyzeleri bayılırım bu arada. Ya biraz dedikodu yapalım mı ya? Çünkü onların aksanları çok kuvvetli oluyor. Kafası kesilmiş böyle tavuklar gibi konuşuyorlar sanki. Böyle bi 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 falan yapılıyor ya. Bütün teyzeler bana göre anneler gibi. Sana nasıl hitap ediyorlar? Robicim, Robicik, Robiş. Robicim iyi misin ya? Canım yavrum. Bu on. Oha çok güzel olmuş. Robi beğendin mi bandı? Çok beğendim valla. Rubiş. Evet efendim. Teyzeciğim ne yapıyorsun? Evet şimdi Robi Türk teyzelere bayılıyorum. Bayılıyorum diyorsun. Ya. Bayılıyorum. Yani onların o Adile Naşit havaları var değil mi? Ya o kadar böyle ne yani çok sevimliler zaten. Yani aha, bütün dünyada böyle yaşlı insanlar daha çok sevimli olur ya yani işte şey gibi hani zaten İngiltere'deki kadınlar da zaten böyledir ama Türkiye'deki şey teyzeler gerçekten çok böyle sanki böyle sarılmak istiyorum böyle her zaman gördüğüm gibi sarılmak istiyorum ama bir de özellikle böyle şey hafif biraz böyle şey tombil olsa yani ne hafif? Hafif böyle biraz tombil olsa daha iyi olur. Yani tombul. Böyle çok böyle sarılmak için böyle çok şey oluyor. Sıkasın geliyor yani. Yani. Anne gibi yani gerçekten hani. Sanki böyle annemle sarıyormuşum gibi bir şimdi şey. Şimdi sen yaratıyor. Çok yakışıklısın ya buradaki teyzelerde. Teşekkür ederim. Ya tabii ki. Öylesin bir kere. Herkes böyle yaptı. Ay çok tatlı. Ay çok yakışıklı. VTR çıkınca özellikle öyle. Dediniz bunu. Dediniz mi? Dediler. Dediniz evet. Mi? Kim dedi? Hayır şimdi Robbie evli değilim deyince çığlıklar yükseldi. Herkesten çığlık koptu orada. Nasıl Robbie olabilir imkansız falan. Şurada 4-5 kişi makyaj tazeledi ben gördüm. Teyzelerin yapmış olduğu yemekleri gerçekten hani dolma var ya işte. Benim aslında yani daha çok böyle İzmir'de büyümüşüm gibi bir şey var işte. Orada böyle domates dolması var ya. Evet. Her gün domates dolması bir de karnıyarık. Yani doymazdım yani gerçekten onlardan. Bir de İngiltere'ye gidiyorum. Annem bana neler yapıyor yani gerçekten. Diyorum ki anne bu ne ya? Arada yani. Ama dağlar kadar fark ama var. Ama domates dolması gibi bir şey yoktur gerçekten. Domates dolması yani. Yapabilir miyiz? Gibi bir şey yoktur yani. Çok seviyorum ben. Düşünsene Kraliçe Elizabeth'in domates dolması ya. Bence çok sever vallahi. Çok, ben onu yaparım çok sever yani. İnanılmaz çok sever. Peki aramıza hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rus Andrei mi? Karşıma giriyor yani ne yapıyorsun? Slovak Emrah mı? Ama o kadar yakışıklı ki. Estağfurullah. Hangisi daha yakışıklı? Sarışın mavi gözlü erkekler en şiddetli alkışı Esmer kim aldı?
az sonra. Sırada Rusya'dan gelen kardeşimiz. Andrei Polyanin ile ilgili bandımız var. Солнечный день, я на прогулку выхожу и испытываю жажду и за миг слежу. И подруга моя хоть туда с любой... Андрей Полянин. 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 Полянна değil, değil mi? Değil, Полянин. Herkes Полянна'ya kaçıyor ama Полянин. Rusya'yım. Rusya'dan geliyorum. Evli misin? Hayır, evli değilim. Yani daha erken. Mesleğin ne? Ticaretle uğraşıyorum şu anda, tekstil. Ticaret. Mankenlik, modellik? Ya o hobi, ekstra. Türkiye'yi seviyor musun? Evet, evet bayılıyorum. Yakışıklı çocuksun. Başa bela mı? Yani oluyor bazen ama alıştım artık. Çirkin bir ördeğe olarak görüyorum kendimi. Çirkin ördek mi? Kuak, evet. Çirkin bir ördek olarak görüyorum. En sevdiğin özelliğin ne? Ciddi almam gereken konuları ciddiye almamak. En sevmediğin özelliğin ne? Duygusal olmam. Bazen duygulanıyorum. Orada diyorum ki ne iğrenç bir insanım diyorum. Siz Rus kızlar için güzel olduklarını söylüyorsunuz ama erkekler iyi olmadıklarını iddia ediyorsunuz. Ben bu konuda susabilirim. Andrei, sahiden hani orada da sorduk ama biraz böyle hızlı geçti. Evet. Çok yakışıklı bir adamsın. Estağfurullah. David Beckham style'a. Yok canım o kadar da değil. Ya estağfurullah deme be. Manyak mısın? Buradasın ya. Deli misin sen? Ya buradasın ya. Şimdi yapma. Evet. Cidden başına bela oldu mu hiç bu yakışıklılık? Yani çok böyle dert olmuyor ama böyle bir mekana gittiğim zaman bir barda içki almaya çalışıyorum bir bayan barmenden. Aha. O anda biri gidip de karşıma giriyor yani. Ne yapıyorsun? Belanı vermesin. Peki sokakta rahat yürüyebiliyor musun? Mesela bakışlar tabii, oluyor mu böyle? Ya bazı, delici bakışlar. Yani olabiliyor tabii ki ama insanlara şey yapamıyorsun yani. Bakışı girdiğin zaman sen de bakışı görüyorsun. Bu şekilde. Nasıl bakıyorsun bir daha? Bir... Hayır. Bir dakika. Şimdi bir dakika. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bakışı girdiğin zaman utanmaya başlıyor. Hani sen de giriyorsun tamam mı? Gözü çekmiyorsun, o da tamamen başlıyor. Aa niye baktım ben buna? Peki o bakıştan bir kameramıza bir yapabilir misin? Ama bekle bakalım. Ama Türk gençleri bunu sokakta uygulamayız. Bak şurada. Andrei bak kamera orada. Yani göz göze baktığı zaman. Öyle mi? Evet. Peki bize de yap dediler arkadan. Aha. Aa, evet alttan. Evet. Hepsi utandı şu an. Şu anda ben de utandım galiba. Şu anda ben de utandım. Ya kimseye benim için ya. Var ya en önemli şey ne biliyor musun? Evet. Hani bizdeki kara yaz adamın kendini iyi hissettiği şey. Sen BTR'de söylüyorsun hı-hı. Gerçi de. Hani oradaki kadınlar mavi gözlü sarışın erkeklerden sıkıldı. Hepsi bize hasta. Evet. Yani bütün Avrupa bu adamdan sıkılmış olamaz. Ya bu şimdi şöyle bir şey oluyor. Galiba genelde Türk bayan var. Genelde şeyden hoşlanıyor. Sarışın erkekler mavi gözlüğünden. Genel olarak bak o dizi. Hayır, 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 hayır canım ne alakası var? Değil mi? Bir dakika soralım. Bir dakika. Şizofren miyim yani? Bir dakika, bir dakika. Ya tabii ki öyle ya. Bir dakika. Alkışın şiddetine göre biz neden hoşlanıyormuşuz? Yani biz derken Türk hanımları erkekler girmesin bence. Yanlış anlamalar olabilir. Sarışın mavi gözlü erkekler... Esmer erkekler. O zaman Andre'ye teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben gideyim. Andrei, aramıza hoş geldin. Seni çok hoş sevdik. Türkiye'de çok sevecek. Amerikalı Alan damar yani. Ve Polonyalı Monika. Türkiye'yi sallayan tavukları pişirmişem şarkısını bir de onlardan dinleyin. Az sonra. Ve sırada bir matador var. Bir İspanyol var. Bir boğa var. Manuel Reina, Sevilla, España. ¿Evli misin? Evet,
yaşından evliyim. 12 sene evliyim. Maşallah. İki tane çocuk var. Birisi 12 yaş, birisi 5 yaş. Nazar değmesin. Ve mutluyum. Yenge? Yenge Türk. Aa. Evet. Nereli? Hem Balkan göçmenlik, hem de Karadeniz var, Malatya var. Mesleğin? Ben dansçıyım. Kendim okulum var. Biz flamenco sanatçıyız. Türkiye'yi seviyor musun? Ben nasıl sevmeyeceğim Türkiye? Türkiye artık benim bir parçam. Kalbimin bir parçası. Bir şey bana soruyor. Mesela anne. Ben böyle yapıyorum. Burada İspanya yok. O hayır var ya o Türkiye. Hem de ses çıkarıyorum. Böyle dilden böyle. Böyle yapıyorum. Anne diyor bu ne? Ne demek o? Anladın mı? Böyle bir çorban oldum. En sevdiğin özelliğin ne? Sabır. Ben çok sabırlı bir insanım. Sevmediğin özelliği? Sevmediğin özelliği çok var. Çok zor ya. Ben psikologa geldik gibi. Daha çalışkan olabilirdim. Çok çalışkanım daha doğrusu. İsminle ilgili şaka yapılıyor mu Manuel? Evet. Manuel ve otomatik. Şeyler artık manuel otomatik, manuel otomatik, manuel otomatik. Yeter. Sinan, biz bu espriyi yapmayalım değil mi? Manuel, manuel otomatik. Lütfen ya, lütfen. Sen tamam. Buradaysan otomatik nerede? Burada yapmayalım. Ve biliyorsun bu şaka böyle... Yani her türlü insanlar yapıyor. Yani fark etmiyor. Yani doktorlar, mimarlar, ustalar, herkes. Herkes şey yok yani sınır yok. Yani şey herkes yapıyor. Manuel'i duyan otomatiğe tabii. Yapıştırıyor herkes. Tabii şey herkes minibüs şoför, taksici, hepsi. Peki Manu orada çok ilginç yine bir ayrıntı var. Şu ses var. O, evet. Bir tribünlerden bir isteyelim mi? Bütün stüdyolar aynı anda son 2, 3, 4. Bak bundan yabancılar bilmiyorlar bak. Ha, yabancılardan yine çıkmıyor bak. Yabancılardan orta çıkmıyor. Orta grup yabancı oradan çıkmıyor. Son 2, 3, 4. Bak bilmiyorlar. Onlar daha olmamış. Bir daha yapalım çok güzel sesli. Bir dakika. Sahiden hoş oldu. Bak Sinan dikkat et. Bak şurası şöyle komple Meksika dalgası evet, gibi. Evet Meksika dalgası gibi. Şu arada gibi. Şey kalkmıyorlar burada anladın mı? Burada gitmiyor tabii. Bak şimdi. Son 2, 3, 4. Ömür anlamadılar ki. Ne demek istiyorsun? Siz bilmiyorlar ki. Hiç mi bilmiyorsun hareketini? Bir tanesi ikisini senkronu tutturamayıp öyle yapıyor. Sokakta mesela bir gerginlik oldu, tartışma ya var. Biz mesela İspanya'da çok hareketli, elden çok hareket konuşuyoruz. Eller kollar İtalya'da öyle, Danilo da görüyorsun sağdan. Biz çok konuşuyoruz. Mesela burada Türkiye yaparsan biraz şey oluyor. Anladın mı? Adam böyle sana bakıyor. Yani erkek erkek değil mi diyor. Evet. Dur bir dakika çok hareketlisin he. Sakin ol. Anladın mı? Sen diyorsun yok yok ben böyle konuşuyorum. No? Yani yumuşak. Hayır hayır abicim yok ben şey. Bizde şey oluyor değil mi? Baba indir dur bir dakika ha, eller dikkat et he falan. Ama ben şey İspanya'dan geliyorum he. Tamam. Ha, İspanyol musun ha? Biz de Zeytinburnu çocuğuyuz falan. Yani. Ne demek istiyorsun bana ha? Senegalli Niang. Benden almak istiyorum. Bir kulunu çok sevdim şarkısını söylemeye kalkışırsa. Bir kulumu çok sevdim. Bu performans. Gebim anneciğim okumak. Çok konuşulacak. Elim kolum bağlamış. Çaresiz Allah'u. Az sonra. Kime geçiyoruz acaba? Kime geçiyoruz acaba? Bu ekibin, bu ekip arkadan. İmrah diye sesler evet. Yükseliyor bak. Nereden? Emrah bir daha yapar mısın? Daha çocuğu tanıtmadın Emraç burada. Emraç dedi yalnız Emraç. Emraç evet. Bir daha bir daha bir daha bir. Emraç. Emraç. Gelecek bekle az sonra. Şimdi bu ekibin kabına sığmaz adamı, ele avuca sığmaz adamı, cıva gibi. Amerikalı hem fiyakalı hem delikanlı. Kim acaba? Antonio Stone. Do I speak English, Turkish, Kurdish, French? Turkish, Turkish. Okay. Antonio Stokes. Amerikalıyım ben, Washington DC'den. Antonio evli misin? Hayır, evli değilim ben. Bekarlık sultanlık mı? Evet, aynen öyle. Doğru söylüyorsun kardeşim ya. Mesleğin ne Antonio?
Bir an okulda müdürlük yapıyorum. Çocuklarla uğraşıyorum, seviyorum, dürtüyorum, gıdıklıyorum, ısırıyorum. Türkiye'yi çok mu seviyorsun? Ben Türkiye'ye aşıkım, çok seviyorum Türkiye'yi. Her köşesini seviyorum ben. Ya İstanbul? Hem de nasıl? Ben İstanbul'un gözünü seviyorum. Kurban olayım İstanbul'a. En sevdiğin özelliğin ne? Vicdanım. Ne demek bu? Ne de kalbim, ruhum, iyi niyetimi çok seviyorum. En sevmediğin özelliğin? Vicdanım. Üzülüyorum, kırılıyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaşlı. Doğuştan Beşiktaşlı. Başka takım yok. Siyah, beyaz. Annem İtalyan, beyaz. Babam da zenci Amerikalıydı. Dünya Beşiktaşlı geldim ben. Loy 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 loy. Anti. Ha. Bak ben Fenerliyim ama seni tebrik ediyorum. Eyvallah. Çok güzel bir karışım olmuşsun. Beşiktaş olmuşsun. Tabii. Moka çaklı. Aynen. Sütlü kahve. Şimdi bu ekipte... Beyaz. Aha. Beşiktaş. Çok güzel. O öyle değil ama. Siyah! Bravo! Siyah! Beyaz! Bu kadar. Tamam. Beyler boşuna. Boşuna zorlamayın. Dördüncü yıldızı yine Fenerbahçe takacak. Türkiye'de takım başka tutulur gerçekten. Yani evet. Beşiktaşlısı ayrı bir aşkla aşıktır takımına. Fenerlisi öyle, Galatasaraylısı öyle, Trabzonlusu öyle. Diğer takımlar öyle değil tabii, mi? Tabii. Ya hele ilçe takımları var biliyorsun. Onlar da inanılmaz derecede. Ama... Peki bu masayı bir öğrenelim bakalım. Bu masada hangisi hangi takımı tutuyor? Emrah? Sarı kırmızı. Galatasaray! Danilo. Danilo. Güzel bir şey söyle bize. Yo ben. Sen. Ben Konyaspor için. Konyaspor. Şimdi Sinan Eleanor'dan direkt Konyalı mı girdi? Sen de mi Konyalısın çocuk? Gerçekten yani. Mi? Konya sporlu musun sen de? Tabii. Grande, grande. Bak şimdi Fener şampiyon diyorsun ama tek gördüm Fenerbahçe'de maçı Konya'daydı yani. Konya mı yendi? Tabii. Ne bekliyordun? Allah hadi. Allah. Ya. Yalnız. Tabii gidiyoruz Konyalı. Yürü yürü. Manu. Manuel. Ha, evet. İtalya. Buradayız. Manucuğum sen hangi takımı tutuyorsun? Ben yani kayınpederinin takım tutuyorum. Aha. Hangi takım? Ya Beşiktaş. Bravo. Evet. Bravo. Sinan, Manu tam hanım köylü olmuş ha. Peki, Robi. Ben tamamen Emrahlıyım. Galatasaray. Galatasaray. Aynen. Adamsın, adamsın. Ya bir şey diyeceğim. Sahiden bak. Antonio Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Konyalı, Konya Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Masataka. İnşallah Fenerlisindir sen. Tamam. Şarkı da anlatabilir miyim? Bir dakika, şarkı söyleyerek anlatacağım. Söyleyerek anlatacak. Büyük ihtimalle Fener Marşı gelecek. Büyük ihtimalle Siirtköy hizmetlerini tutuyor. Bir saniye. Anlayacağız şimdi. Siyahla beyaz ortak olmuş, kantan aşkı böyle doğmuş. Hadi hisse, hisse. Bu hislerime. Hadi hisse. Bu hislerime. Beşiktaş sen bizim hegemonimizsin. Hegemonimizsin. Sakin ol, sakin ol. Yavrum. Evet. Sakin ol çocuğum. Tamam. Biri ambulans çağırsın. Tamam. Sabır edemiyorum Beşiktaş konusunda. Ha, hasta Beşiktaşlı dedikleri bu olsa gerek. Peki, gelelim Andrei Polyanin. Şimdi normal koşullarda senin evet, böyle mavi abi, gözler, evet, sarı saçlar... Ama şimdi şöyle oldu abi. Fenerbahçe olman lazım. Normalde öyle ama
Bir dakika, Fenerli misin? Oğlum hangi takım olduğunu söylesene. Türkiye sınırına geçiyorum. Gümrükteki ne diyorlar ona? O polisteki gümrük memuru. Gümrük memuru. Evet. Pasaportu verdim. Bana soru sordu. Hangi takım tutuyorsun dedi. Ben dedim ki doğuştan Fenerbahçe'yim dedim. Peki. Antonio, anaokulu müdürüsün. Türkiye'de çocuklarla ilgileniyorsun. Evet. Çocuklar arasında yani hepsi Türk mü yoksa yabancılar mı? Yok, yabancı var, Japon'u var, Alman'ı var, İspanyol var, o da var, bu da var, her çeşit var. Ama bu işi yapabilmek çok zor. Yapmak için cidden çok sevmek lazım değil mi? Bir de zor. Sabır gerektiriyor değil mi çocuklarla uğraşmak? Seviyorsan sabır gerek yok. Seviyorsan zor bir iş değil. Ben çocukları çok seviyorum. Eyvallah. Antonio, biz de seni çok seviyoruz. Aramıza hoş geldin, harikasın. Bulduk hoş, teşekkür ederim. Bulduk hoş. Evet, Antonio için bir sıkı alkış alalım. Yes, come on, yeah, come on, can we get a good one? I want to give it to me, give it to me, give it to me, give it to me. Thank you. İngiliz Robbie rest çekti. Kıskanmam diyen insanlar bence aslında yalan söylüyorsun. Amerikalı Antonio çıldırdı. Bana yalancı mı diyorsun? Kıskançlık krizi. Hayır. Amerika İngiliz ama gerginliği. Ortalığı fena karıştırdı. Yani şöyle bir şey var bence. Birisi zaten bakıyor, ben daha bitmedim lafımı, bölme. Az sonra. Ve şu anda farkındaysanız orada bir sandalye boş. Evet. Orada kim vardı? Kıvanç Tatlıtuğ vardı ama gelemeyeceğini gelemeyeceğini söyledi. Orada Senegalli arkadaşımız Medeone Niang vardı. Çok da keyifli bir adam ama çok acil bir işi çıktığı için memleketine gitti, henüz dönemedi. Umarım en kısa sürede burada olur. Bu programda onun bantlarıyla idare edeceğiz. Çok keyifli bir adam. Niang'ın bandı hazırsa Niang'ı izleyelim, hasret giderelim. Niang! Benim ismim Muhammed Niang. Senegal. Evli misin? Bekarım. Mesleğin ne Niang? Benim tekstil. Türkiye'yi seviyor musun? Çok seviyorum, acayip. En sevdiğin özelliğin ne? Ya ben sana söyleyeyim, ben hep dayak yiyorum sürekli. Neden? Ben kim görüyorsa güveniyorum. O benim sıkıntı. İnsanlara çok güveniyorsun. Çok güveniyorum. Mesela sana bugün tanıştım, yarın gel bana diyorum 10 milyar ver. Çıkartırım, veririm ben de. Ama ondan sonra gelirse gel, gelmiyorsa Allah'a bırakıyorum ben de. Kalıyor öyle yani. Kalıyor. Çok var öyle kaldı bir de. Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Siyah beyaz. Neden Beşiktaş? Ya siyah. Benim kız beyaz. Senin kız beyaz. Sevgilin. Aynen. Sevgilin Türk mü? Türk. O hangi takım tutuyor? O da başka takım tutabilir mi ya? Ben Beşiktaş seviyorum. Ölümünü seveceğim. Beşiktaş sen bizim. Ben bizim. Saat ve kemer satıyor musun sen de? Ama herkes söylüyor. Ben yolda gidiyorum. Sen ne satıyor? Kemer mi satıyor? Saat mi satıyor? Ben saat satmıyorum, kemer satmıyorum ya. Yeter ya, artık yeter ya. Herkes saat satmıyor ya. Bir de o da iş. Ben çok gürü duyuyorum o insanda. Evet, evet. Niang aramızdan ayrılma sebebini açıklıyorum. Saat işine başladı. Toptan saat işine başladı ve şu an çok başarılıymış. Ya bir gün Niang'la ilgili şöyle bir şey oldu. Adam tıraş olmuş. Geldi böyle işte öncesinde tanışıyoruz falan. Geldi, ben şey dedim Niang'a, saatler olsun dedim. Böyle yaptım. Abi yine mi? Yalnız şaka bir yana. Yani keşke burada olsaydı değil mi? Çok tatlı evet, bir adam. İlerleyen dakikalarda bomba bantları var Niang'ın. Cidden Türkiye onu konuşacak. Çok eğlenceli. Aha. Ve o halde Niang yoksa burada boş sandalyeyle de konuşamayacağımıza göre bence de sıradaki arkadaşımıza geçelim. Genç kızların beyaz atlı prenslerinden biri daha. Kim olabilir kim acaba? Kim olabilir acaba? Emrah. Bir selamlayabilirsin. Çok sağ ol. Emrah. Müthiş bir ilgi var sana başından beri. Şimdi önce bandını izleyelim, ardından konuşacağız. Okey? Hay hay. Eyvallah. Hay hay. İsmim Emrah Skowski. Slovakya'dan geliyorum. Evli misin? Yok, değilim. Bekar mısın? Bekarım. Sevgilin var mı Emrah?
Yani sevgilim de olabilir, olmayabilir. Yani illa evlenmem gerekmiyor. Bence sevgilini söyleme. Ama Allah şükür yok ya. Konuşamadım ama. Mesleğin ne? Şöyle, ben öğrenciydim. Şu anda ara verdim ama onun dışında fotomodelik yapıyorum. Yakışıklı çocuksun. Estağfurullah. Yakışıklısın. Estağfurullah. Bu başına bela oluyor mu? Bunu bazen çekemeyenler oluyor vesaire. Sen kime benziyorsun Emrah? Tom Cruise'a vesaire çok benzettikleri oluyor. Jim Carrey'e benzetiyorlar mesela. Türk kızları güzel mi? Elbette. Tabii. Türk kızlar üzerine tanımam diye bilirim. En sevdiğin özelliğin ne? En sevdiğim özellik dürüst olmamdır. En sevmediğin özelliğin ne? İşte bazen dürüst olduğum için hani insanları kırabiliyorum. Belki bazen hani bu özelliği sevmeyebilirim çünkü gerçekten karşımdaki insanı kırabiliyorum bu yüzden. Fazla dürüstüm evet. Türkiye'de seni en çok kızdıran şey ne? Küçük Emrah esprisiyle. Bu acıların çocuğu esprisini artık yani yapmayın, çok sıkıldım ya gerçekten. Burakıma kadar geldi, burama kadar geldi. Emrah! Oo, Emrah sen bitirdin olayı, farkında mısın? Öyle mi? Öyle gözüküyor. Peki kız arkadaşın var mı yok mu, burada delikanlı gibi söyle. Yok. Yok mu? Yok. Ama BTR'de böyle her an bir kız arkadaş yapabilecek bir durumum varmış. Böyle bir özgüvenle söyledin. Olabilir hani, evet. Yok. Olabilir de olmayabilir de. Yani nerede kaldığını bilmiyor adam. O kadar yakışıklı ki. Estağfurullah. Estağfurullah ha. Bir de o yakışıklısın diyor arkadaşımız. Estağfurullah. Onu öğrenmiş. Türkçe bir kalıp yok. Estağfurullah. Ama ya utanıyorum gerçekten ya böyle söylediğiniz zaman. O kadar da seviniyorum aslında. Mutlu ediyorsunuz ama. Hadi canım. Hadi be. Ya bırak Allah aşkına. Peki bu acıların çocuğuna çok takılmışsın. Sen bıkmışsın galiba değil mi o espriden? Yani tabii ki de hani dediğim gibi bir kere yaparsın gülerim, iki kere yaparsın gülerim ama yani 100 kere tekrarladığın zaman artık esprisi kalmıyor yani artık böyle. Gına geldi yani. Resmen. Gına geldi. Gına geldi evet. Gına geldi evet, öğrenecek. Gına. Gına. Kına o, kına. Kına. Kına geldi. Kına var ya, kına. O halde biraz rahatlatalım seni sevgili kardeşim. Tamam. Alan, bir rahatlat çocuğu Allah aşkına. Eyvallah. Kurban olayım. Hayat beni acıklarım çocuğuyum. Yıkırıldım yardımında neyinde de sonucuyum. Kar ediyor hayat beni acıklarım çocuğuyum. Söylemiyor kimse derman öyle zor ki mutlu olmak. Yüreğimde büyük ferman acıklarım çocuğuyum. Ben acılar çocuğuyum. Emrah, Alan ağzınıza sağlık. Targan, Monika ağzınıza sağlık. Süpersiniz, elinize sağlık. Harikasınız. Peki, rahatladın mı kardeşim? Kesinlikle. Bu da öldürücü darbe oldu değil mi sana? Öyle ya. Dünyaca ünlü flamenco üstadı. İspanyol Manuel Reyna. Haceme parte ya y el alma. Sezen Aksu'nun keskin bıçağını. Keskin bıçağı. Öyle bir okudu ki. Yo no sé lo que me pasa. Ay cuando tú no estás conmigo. Az sonra. Sinan, bir arkadaş daha vardı Elinoğlu ekibine katılmak isteyen. Ya evet ya, nerede o ya? Çıldırıyordu, çıldırıyordu. Yine bir yabancı arkadaşımız ve hatta YouTube'da kendisine bir sayfa açmış. Oradan kampanyalar falan başladı. İnternet fenomeni oldu. Beni niye almıyorsunuz Elinoğlu'na? Vesaire vesaire. O arkadaşımız kim? O bandı izleyelim. Sonra üzerine konuşalım. Üzerine okay. Konuşalım. İzleyelim. Hadi bakalım, bakalım kimmiş. Merhaba sayın. Elinoğlu yetkili adama. Yapımcı. İşte yönetmen. Her kimse. Beni niye almıyorsunuz? Bak çok iyi Türkçe konuşuyorum.
Vallahi oraya çağırırım. Atasözü falan bildiğim bütün atasözleri falan söylerim. Benim internette videolarım var. Kaç kişi takipçim var. Bak kaybedersin. Vallahi anlayacağım daha. Ben de Elin oğlu olayım. Alo. Alo. Fırat. Ben Elin oğluyum değil mi kardeşim? Kapa. İnolar şatlak patlak. Benim ne olmasın? Benim neyim eksik? Sakin ol çabuk. Almayacaksanız almayın. Ne olur alın. Hani kardeş ülkeydik? Türkiye, Güney Kore. Her şeyde yardım ederdik bilmem ne. 1950'den gelen bir dostluğumuz vardı. 2002 Dünya Kupası'nda o maçtaydım ben mesela. O zamanlar daha Türkleşmemiş çabiydim. Japon var da niye Koreli yok? Yok almayın. Tamam vazgeçtim. Ben vazgeçtim. Ne olur beni de alır mısınız? Beni de alın lütfen. Şimdi bu arkadaşımızın tam adı Chan Yap Han. Güney Kore'den, Seul'den. Niye güler? Niye? Sırf bu yüzden almamış olabiliriz. Ama ona kısaca Chubby deniliyor. Lakabı bu. Chubby. Chubby sadece bununla da yetinmedi. Bir mesaj daha gönderdi bize YouTube üzerinden. Yetmemiş gibi. Hadi bakalım onu da izleyelim. Sonra bakalım neler olacak. Bakalım Elinoğlu'nun fragmanı nasıl olmuş? Hazırız. Evet. Tamam, güzel olmayabilirim. Özellikle o Rus adam zaten ne o ya? O insan değil ki. Tamam eyvallah. Şey yapsak 8 güzel adam artı Allah'ın Korelisi falan yapsak. Annem şey diyordu, Elinoğlu'ndaki hiç kimse senden yakışıklı değil diyordu da. Bu ne? Güzel. Türkiye'de yaşayan 8 yabancı adam gelmiş geçmiş en iyi... Ha Elinoğlu değilim. Tamam eyvallah. Bu güzel bir şey. Elinoğlu olmadığım için zaten orada. Şey yapsak? Elinoğlu var. Olmayan da var. Allah'ın Korelisi de var. Matlak şatlak patlak pa. Batlak. Bir dakika. Şimdi ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Çağıralım, tokatlayıp gönderelim ya. Bir dakika. Bombayı bırakalım sonra. Şimdi senin resmini koymuş oraya, görüntü. Tabii. Estağfurullah. Adam sana gördün mü ne yaptı, ne hareket çekti? Allah'ın İtalyanı. Gördün mü? Gördüm. Koreli ya. Golü attı sana 11 saniyede. O çok tatlı bir çocuk. Allah aşkına alsana. Vallahi yemin ediyorum. Baktı çıkamıyor işin içinden, çok tatlı bir çocuk. Adam karateci falan çıkar diye şu an tabii değil mi? Gelir falan. Zaten o Türkçe çok kötü ya. Hiçbir şey anlamadım. Seninki çok iyi. Yani tabii ki de. Tabii ki ya tabii bir şey. Yani. Bu arada başka kime salladı diyeceğim. Ha Andrei'yi göklere tabii çıkardı. Tabii Andrei. Sana insan değil o dedi yahu. Abi niye öyle dedi ya? Kötü bir şey hayır, değil mi? Hayır annesi o. Demiş ki oradaki en yakışıklı insan sensin demiş öyle ama mi? İşte kuzguna yavrusu şahan görünür. O yüzden anne. Andrei. Evet. Ne, o insan değil olumlu anlamda kullanılıyor. Tabii. Yaratık o. Biz o vardır. Biliyorsun değil mi onu? Yani yeni öğrenmiş oluyoruz sizin sayesinde. Şu an yeni mi öğrendin bunu? Evet. Tamam. Demek ki öğrenmeseydi dalabilirdi. Yani sakin ol Andrei. Sana yaratık derken kötü bir şey söylemiyor. Güzel yaratık diyor yani. Güzel yaratık. Biz de dayanamadık. Onu buraya çağırdık galiba. Öyle mi oldu acaba? Ha bence. Çağıralım gelsin burada görelim. Hayır. Gelmesin abi, mi? Adam YouTube'da bize sallayıp duruyor bizim arkadaşlarımıza. Yani şimdi sen nasıl çağırsın abi bu adamı ya? Öyle şey olur mu ya? Çağırmayalım. Çağırmayacağız. Tabii ki de çağırmış. Bence çağırmış. Bir dakika. Bu önce masada, şimdi aslında sizin dedikodunuzu yapıyor orada. Ama yani... Gelsin diyenler el kaldırsın. Valla beni dokunmadı. Gelsin. Beni dokunmadı. Gelsin. Tamam. Gelsin mi? Hop. Helal sana be. Ne girişti öyle Chubby? Chubby, otursana. çok istedin.
3. Dünya Savaşı çıkacak. İki tane çekik gözü lazım değil ki burada. Japon Masataka ile Güney Koreli Chubby fena kapıştı. Neka Hangu'ya vandın da niga İlbon'u mu düşünüyorsun? Oy oy oy, çok sigardar o soru. Araya bir de İtalyan Danilo ile İspanyol Manuel girince işler iyice karıştı. Az sonra. Çok istedin buraya gelmeyi, burayı görmeyi çok istedin. Bu masaya oturmayı çok istedin. Hayallerin gerçek oldu. Şimdi gidebilirsin. Dur, hayır, hayır. Bir saniye, evet. Göndersek şimdi, ya adamı böyle yapın. Masataka'nın, işte orada da bir Japon var, niye Güney Koreli yok diye çemkiriyor. Evet, evet. Japon burada, konuş. Ya işte yani iki tane çekik gözü lazım değil ki burada, değil mi? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz ikiniz burada mesela tartışsanız, kavga etseniz biz hiçbir şey anlamayız, değil mi? Yani. Normal konuşsanız zaten tartışma gibi oluyor. Sen Japonca kavga et ama küfür yok. Sen de Korece abi, bir görelim. Oy Chubby, nani yattın da omay? Nande kokon ikitanda, çok doğru ni sesimeşte mi? Yani. 지금 도대체 무슨 말을 하는 거야? 내가 한국에서 왔는데 네가 일본인 걸 생각하는 거야? 저 시간이다로 소리야. 대화해, 대화해, 슈퍼. 今何言ったか全然わかんねえけどな、お前な、ちょっと俺の後に入ってきてな、ちょっとソニーが망하고있고、뭐가망하고있고、회사들이망하고있고、우리는삼성있고、いやいやいやいや、そんなのありえねえよ、お前さ、何言ってんだよ、おいおいおい。말이안되는소리하고있지。全然もうね、もう信じらんねえよ、本当にこのプログラムさ。実際ブレ、実際。信じらんねえんだけど、本当にさ。メディアやしんで。ビダカ。Şimdi bir dakika. Çok adam iyi. Bile anlamadı ne söyledi. Şimdi Danilo sen de İtalyanca bir Koreli ile kavga et bakayım Chubby ile. Guarda bello che t'ho visto lì la televisione che prendevi face tutto questo qui. 2002년 World Cup에서 우리가 2대 1로 이겼었잖아. Sì, lo so, cia cia cia, però io t'ho visto che t'ho guardato che l'hai detto, poi l'ho spostato, me l'ha detto a me, l'ho detto a lui. Bak yeter, ikinizle baba baba diyeceğim. Ben gideyim istersen. Abi İtalyanla başa çıkabilir misin ya? Tabii abi. Abi. Şimdi 2002 Dünya Kupası'nda İtalya ile Güney Kore maçı vardı. Evet. 2-1 biz yenmiştik. Tabii ki de, tabii ki de estağfurullah ya. Ölürüm ölürüm. Şimdi bak tabii ki de, tabii ki de demeyeceksin abi. Tabii ki de, tabii ki de. Neden buraya gelmek istedin? Yani niye bu kadar çok istedin programa katılmayı? Elin oldun ama. Yok bu programa. Yok. Başka bir program. Abi çünkü ben görmüyorum benden daha iyi Türkçe konuşan burada. Aha! Abi. Gel. Tamam gel buraya gel. Dani otur. Şey dese ya siz de daha iyi. Olur böyle bir şey ya. Burada en güzel Türkçe bana da geliyor arkadaşlar. Yemin ediyorum. Bir dakika bir dakika. Seni geç abi de. Burada biz varız ya. Bizden de mi iyi konuşuyorsun? Bizden de. Bakma böyle. Fakat o kadar idare edersiniz. Değil mi? O kadar da değil. Ya şu kavga mevzu çok iyiydi. Bir de İspanyol girsin bakalım. Sevilla hem de. İspanyol'u da yenmiştik 2002 Dünya Kupası'nda. Biz kavga etmiyoruz. Nasıl? Biz kavga etmiyoruz. Kavga etmiyoruz. Tamam. Yok biz şey, biz ne diyor? Edebiyat gibi konuşuyoruz. Hadi bakalım bir görelim biraz bakalım. Biraz edebiyat parçası. Edebiyat yapalım. Te voy a decir una cosa. Tu con todo tiki 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 toko tiki toko tiki 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 tiki. No me puedes convencer. Con toda la gafita que tú tienes, esa blanquita, con esa chaquetita verde que tú tienes. Bence sallıyor. No me puedes convencer. Fena saydırdı şu an. Monto ni monchi. Picho, picho, chuchu diyor. Manu. Chubby, Chubby. Sinan. Allah'tan canlı yayın değiliz. Alayına bip gireceğiz. Tabii tabii. Çok fena saydırdı ama. Onları biliyoruz. Manu senden, Manu senden beklemezdim bak. Sen mi söylüyorum ya? Nasıl saydırdın adama yahu? E tabii. He? İşte edebiyat. Edebiyat küfreme. Edebiyat küfreme. Sanatsal küfreme. Chubby, Manu teşekkür ediyorum. Chubby, şimdi sen cidden evde otururken ATV'deki tanıtımları gördün. Evet. Elinoğlu tanıtımı ve niye ben orada yokum diye kendi kendini yedin değil mi? Evet. Bir anlatsana o hisler, nasıl hislerdi onlar? Ya güzel bir programa benziyor. Ki yani burada bulunduktan sonra zaten anladım. Atmosfer çok güzel. Ama dediğim gibi gerçekten ben mesela Danilo bir şeyler diyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani bu nasıl
Türkçe bilen yabancı anlamıyorum. Yani... Darin sana oynuyor, farkında mısın? Evet. Allah Allah, bu çıtır çıtır konuşuyor tabii ki de. Benim Türkçe süperim ya. Benim Türkçe süper. Bak sana bir şey söyleyeyim, biz Türk öyle söylüyoruz. Nerede bırak, no, nerede trak, orada, orada bırak. Orada bırak, evet. Bir de şey var. Şimdi... Portakal orada kal diyeceksin abi. Bu be ne kadar ekmek o kadar köfte yani. Oo! Yalnız bak. Devam sen... edebilirim ha, devam edebilirim. devam edeceksin de. Sen konuşurken, adam yüzüne bile bakmıyor. Evet. Ya. Yok. Anlamıyorum ki çünkü. Eyvallah. Sende yani ileri düzeyde bir Türkçe var. Allah'tan var. He? Yani sen daha mı iyi konuşuyorsun Danilo'dan Türkçe'yi? Bence. Bence. Oğlum bak öyle yapacağız. Oğlum. Seyirciyi soracağız işte. Tamam. Ömür Bey. Soralım. Sen sorabilirsin. Danilo Beyciğim soralım. Peki Çabi daha iyi Türkçe konuşuyor diyenler bir alkışlasın. Çabi. Danilo daha iyi Türkçe konuşuyor diyenler. İtalya'nın haylaz çocuğu... Lasciatemi cantare... Danilo Zanna... Al çocuğu le... Athena Gökhan'a meydan okudu. Söyleme. Söylemeyeceğim. Bandımızı saklayalım. Tamam o zaman. Tamam mı? Tamam, az sonra de... Az sonra Danilo şakı var. İtalyanca az sonra de... Afrapoho. Bağır. Afrapoho. Az sonra... Sade'de geleceğiz. Gecenin konusuna geleceğiz. Bu uzun girişten sonra. Hepiniz çok güzel insanlarsınız sahiden. Estağfurullah. Öğrenmiş kalıp. Emrah, tamam Emrah, madem atladın. Aynen. Sana soralım. Şimdi cidden yine samimiyetle cevap bekliyoruz. Tamam. Kıskanç mısın? Şimdi aslında çok ilginç bir soru çünkü genelde kıskanılan tarafı ben oluyorum. Kıskanılan taraf sen oluyorsun. Evet. Çok da iddialısın yani. Galiba öyle yani. Sen kıskanıyor musun? Şöyle sevdiğim zaman, gerçekten değer verdiğim zaman kıskanıyorum ama yani böyle hani karşındakinin gönlünü hoş tutacak kadar kıskanıyorum herhalde. Dozajında. Evet. Çünkü fazlası zaten ilişkiyi yıpratıyor. Gerek yok yani. Bravo. İdeal bir erkek. Kendi satıyor ha. Nasıl güzel pazarlıyor değil mi kendini? Çok. Bence de yani. Danilo. Bakalım abi, ne diyecek? Kıskanç mısın? Ben abiciğim, yani ben kıskanç tabii ki de abiciğim yani. Ha. Ama fazla değil. Bak sana söyleyeyim, kıskanç, güzel bir kıskanç ben yani. Çünkü ne zaman bir şey seviyorsun tabii ki de kıskanması lazım. Ama böyle bir asla bir kıskanç değil, anladın mı abiciğim? Öyle hafif, güzel, sıcaklık, çok zorlanamıyorum ama anladın mı? Öyle bir şey var yani. Çabi. Ya şimdi kıskanmak derken ilişki... İlişki anlamında. İlişki anlamında ben kıskanç değilimdir. Çünkü ya ben bir sevgilime ne kadar güveniyorsam kıskanmama gerek yok çünkü. Şimdi o öyle. Zaman şunu görüyoruz. Slovak erkekleri kıskanmaz, İtalyan erkekleri kıskanmaz, Güney Kore erkekleri kıskanmaz. İspanyol. Biz bak, biz aşırı aşırı kıskanıyoruz ama evet. Bunu da mı sevdiler insanlar? Aşırı kıskanıyoruz ama şey var. Yani göstermiyoruz. Anladın mı? Yani özellikle daha tehlikeli içten içe. Yani şey yani hep böyle yani sonuçta bir karizmanın kaybetmeden. Anladın mı? Tabii matadoruz yani. Anladın mı şey? Hem mesela severim mesela başka erkekler benim hanıma bakarsa demek doğru bir seçim yaptım ben. Geldi. Yani, tamam. Bak. Şimdi bak, bir dakika, burada dur, bir dakika. Manu bir dakika, bir dakika. Yanlış bir dakika. Anlamasın bu. Bak, ben biraz daha inceleyim o bu. Ben mesela, tabii ki severim mesela insanlar benim sevdiğim insan hoşlanıyor ve şey yapıyor. Yani eşim güzel ki, demek ki bakıyorlar diyorsun ama tabii. Bu Türkiye'de mesela kabul gören bir şey değil. Mesela hemen Sinan'a dönelim. Sinan, ne diyorsun? Döverim. Beni mi? Hayır. Bak, arada böyle bir fark var yani, uçurum kimse var. Kimse bakamaz.
bak bunun bir ince şeyler var. Yani bakmak bir hoş bir yani saygılı bir bakmak var. Ve şey de var. Böyle. Ya o da tabii ki o da dayanamıyorum ben. Anladın mı? Hemen o köşeden bu köşeye tamam. Dönelim. Antonio Stocks. Amerikalı erkek kıskanır mı? Ben kıskanmam. Kıskanmıyor musun? Kıskanmıyorum. Ciddi misin? Evet. İlişkimdeyken kıskanmıyorum. Niye abi? Nasıl yani? Çünkü onu seviyorum. Onu sonuna kadar güveniyorum. Ama bizde başka bir şey var. Seven kıskanır diye bir. Ah şimdi o olabilir. Seven o farklı bir şey. O benim için değil. Ben duygumu duygumla ifade ediyorum. Kıskanmakla ifade etmiyorum. Seni seviyorum yeterli de. Vay 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 vay. Masada herkes o kadar medeni ki. Bu ülkede hani kıskançlık hani sizin kadar rahat değil insanlar. Hani tabii erkekler. Ben şimdi tabii kadınlar da rahat değil. Mesela masada 3 Türk hanımla evli yabancı arkadaşlarımız var. Eşin mesela değil mi? Karadenizli. Sen öyle diyordun. Kıskanç mı değil mi? Söyle bakalım burada herkes duysun. Fena. Çok mu? Çok. Ne çok. Yapıyor mesela? Yani o aslında o kadar fazla değil ya tek şey. Bak çeviriyorsun. Var. Yo tek şey. Arkadaş kontrol yapıyor. Sosyal medya kontrol yapıyor. İş kontrol yapıyor. Geriye bir şey kalmadı ki. Sen şöyle bir şey demiştin yani mutfakta sabahtan akşama kadar her tarafım Ahmet Mehmet erkeklerle dolu. Onlardan bile kıskanıyor demiştin. Oo eşime tabii ki de. Onu diyorum. Ama şey eşim erkekten kıskandı ha. Ne? Tabii ki de Ertuğrul'dan kıskandı ha. Erkeklerden kıskanıyor. Tabii ki de köpekten kıskandı bir kere. Ne? Ya ne demek ayıp olmasa şimdi tabii ki de. Niye kıskandı? Çünkü ben çok seviyorum ya çok zaman veriyorum. Köpeği çok seviyorum. Yemin ediyorum. Köpekle geçirdiği zamanı benimle geçirdi. Ama bak şimdi ne no, şimdi bak kolay kıskanıyor tabii ki de kıskanıyor. Ama ben... Biraz baktı ve biraz arkadaşları konuştuk ya bu Karadeniz tarafta böyle bir sorun var acaba ya. Bir dakika hemen o zaman Masataka senin eşin de Karadenizli. Ya. Evet yani. Katılıyorum. Geleceksin Danilo'ya katılıyorum ya. Nasıl gerçekten. Çekmiş ya? Manuel senin eşin de Karadenizli değil mi? Tesadüf. Evet sayılır. Ona da bir ha, var yani Karadenizli. Bir porsiyon var diyelim. Bir porsiyon o var. Kıskanç mı? O da kıskanç tabii. Oo. O da şey Danilo'nun biri daha hafif bir versiyonu. Robbie sen bir İngilizsin. Kıskanıyor musun? Kıskanmam diyen insanlar bence aslında yalan söylüyorsunuz. Mesela işte yani çünkü buradaki herkes bence kesinlikle hayatlarında bir zamanda kıskanmışlar. Kıskandılar değil mi? Yani, anladın mı? Zaten insanlık bir şey bence. Kesinlikle buradaki herkes bence kıskanır. Yani ve yani kıskandırır. Yani. Bence de bizden şey saklıyorlar bunlar. Ben bence de herkes kıskanıyor. Şey evet şöyle Antonio. Konuştu. Ama tek şey duydum, bana yalancı mı diyorsun? Nasıl ya? Ben orada kaldım, ilk cümlede kaldım. Hayır, ne yani? Yani? Antonio'ya yalancı mı diyorsun sen? Evet, yani. Hayır, Amerika İngiliz ama... gerginliği. Ya şöyle bir şey, gerginlik şey ama aslında ne bileyim, ben seni zaten tanıyorum, evet. Çok da seviyorum ama aslında gerçekten senin kıskanmaman şey çok mümkün değil yani. Kıskanmak eşittir sevmek olamaz. Yani sevmenin göstergesi... Kıskanmak olamaz bence. Vay. Ama doğru söylüyor. Vay vay doğru vay. Doğru söylüyor. Ben orada bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi kıskanmak farklı bir duygu, aşk farklı bir duygu. Tabii ki. Şimdi ben evin içinde bir sevgilim var, bir hayat partnerim var. I love you dediğim sürece onu niye kıskanayım? O benim hayat partnerimdi. Yani şöyle bir şey var bence. Birisi zaten... bakıyor ben daha bitmedim lafımı bölme. Başka bir adamla başka biriyle hani şey bara çıkarsa ben onu görürsem onlar ne bileyim öpüşüyorlarsa ya da böyle bir şey oluyorsa evet. Kesinlikle %100 kıskanırım yani. Tamam sorgulamadım şimdi böyle bir şey oldu şimdi diye. Tamam o zaman çok kıskanılan bir adama geçelim. Andrei Polyanin. Çok kıskanılıyorsundur büyük ihtimalle. Şimdi en son neden bana geçti? Herkes konuştu ben kaldım burada. Şimdi ben ne desem? Sen kıskanç şey mısın onu söyle mesela. Şimdi kıskançlık... Masayı ikiye bölüyor bu arada. Siz ikiye bölünüyor aynen. Yani güvendiğim bir kişiyse niye kıskanayım ki yani? Sen çok kıskanılıyor musun? Evet. Yani şimdi eski kız arkadaşım falan bakıldığım zaman Facebook'un karışma var, yakalanma var vesaire. Sürekli sosyal medya vardan, telefonları karışma var. Kıskançlık yüzünden biten ilişkin oldu mu? Yok. Olmadı. Yani nasıl öyle düşün? O kadar çok abartılı bir şey olmadı yani. Zaten çok komik olur herhalde. Öyle anladım. Kıskançlık bir durum. Grup Elinoğlu. Elin. Efendim. Yavrum uyuma. Hadi.
Alan. Seyirciye bir sürprizim vardı değil mi? Hadi bakalım. Ne acaba görelim. Monika, Targan çok teşekkürler, harikasınız. Elinize ağzınıza sağlık. Bu arada Monika, evet. Monika sen evet. Polonyalıydın değil mi? Evet, Polonyalı. Yalnız ses direkt Dilberay gibi çıkıyor, farkında mısın? Nasıl güzel çalışmışsın öyle yahu? Bundan birkaç saat. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Hemen soralım, sen kıskanç mısın? Ben kıskanç değilim. Hiç mi? Yok, çünkü aynı tabi dediği gibi ben çok güveniyorum ona göre erkeklere. Erkek arkadaşına güveniyor musun? Tabii ki. Çok güzel, o zaman seni alkışlayalım. Teşekkürler. Şimdi çok kritik bir soru var Sinan. Editör arkadaşlarımız güzel bir soru hazırlamışlar. Ama ciddi söylüyorum, Allah aşkına samimi cevap verin. Ben kıskanmam. Senden başlıyorum. Sen, en başta sen. Böyle gazı verdin çocuklara. Hazır mısın? Bu taraf kıskançlar tarafı. I'm ready. You're ready. Wait for me. Okay. Chubby'den başlayalım. Chubby. Hep Chubby. Geldiğinden beri Chubby. Sanki biz yok. Chubby yoktu. Chubby geldi, Chubby. Tamam, kıskanma. Bak işte bir de kıskanç değilim geldi. Diyor. Bak bir de kıskanç değilim diyor. Al işte. Chubby'yi kıskanan adam kız arkadaşını kıskanır. Tamam. O yeni geldi. Yapma tamam. Böyle. Tamam, bu sefer böyle olsun. Sofrada tamam. Bir tane kıskanç. Manuallar başlayın. Yo. Şimdi onlar belli zaten kıskanıyor. Abi ben kıskanç değilim ki yani. Sen değil misin? Kıskanç mısınız? Gel. Yapalım abi, gel. Tamam. Chubby, bir davette eşin, ya, evli değilsin ama, ya da sevgilin, çok sevdiğin kişi. Başka bir erkekle çok samimi muhabbet ediyor. Gördün uzaktan. Ne hissedersin? Erkeği tanıyor muyum, tanımıyor muyum? Tanımıyorsun. Aa, ne oldu? Tanımıyorsun. Hayır, tanımıyorum. Tanımıyorsun. No. Arkasında dururum. Ne? Arkasında yani görebileceğim bir yerde dururum. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Hani kıskanç değildin? Şimdi evet, doğru diyorsun.
Diyelim ki ya, bununla konuşuyor. Bak, bir dakika. Bak, bak, i̇şte bak, bakın. Şimdi doğru soru gelince asıl çıkıyor ortaya mevzu. Adamın arkasında mı durursun, kadının mı? Ben çok güzel. Ya beynim. Ya çok güzel. Tamam, neticede kıskanç olduğun ortaya çıktı, doğru mu? Ya kabul etmiyorum ya ben. Neyi çünkü, kabul etmiyorsun ya? Bir dakika, şimdi sevgilimi güvenmediğim için orada mıyım yoksa şimdi... Ya orada mı? Bırak. Ben kıskancım, kıskancım. Top çıktı ayağından, Danilo'da. Aynı soru sana. Abi ben ilk düşünüyorum şey, adam acaba kaybetti ya, adres arıyor acaba yani. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle valla, yemin ediyorum. Sana. Ya niye bir kadın, bir adam konuşuyorlar, bir şey olabilir. Niye adam orada kaybetti, yani adres arıyor falan. Mesela yani. Eşin orada başka bir erkekle biraz daha böyle samimi gibi böyle uzaktan gördü. Ve adam böyle, adam böyle mesela diyelim ki adam yakışıklı ve hani eşinle böyle bir şey konuşuyorlar. Sen de oradasın diye soruyoruz değil mi? Ya da aynen yani öyle benim gibi böyle kel falan değil. Ben silah çıkarayım gideceğim oraya. Ne yapıyorsun lan? Ya diyelim ki bunun gibi bir adamla konuşuyor. Ha, diyelim ki Andrei. Ya abiciğim o zaman ne düşünüyorum ben? Bak o çocuk yakışıklı çocuğu kaybetti ve çok komik bir çocuk olabilir acaba. Allah Allah. Emrah? Değil mi? Emrah da şey diyormuş, kendimden daha yakışıklı birisini görmedim şimdi. Bu soruya cevap vermeyeceğim. Estağfurullah. Emrah sen ne hissedersin kardeşim? Şimdi şöyle, ben bir kızı sevgili konumuna getiriyorsam. Sen getiriyorsun değil mi? Kızın hiçbir şeyi yok. Baba. Egoya bak. Maskülen ben bir kızı sevgili konumuna getiriyorsam o kız oradan inmeyecek. Hayır yani sonuçta olabilir yani, erkeklerle konuşabilir sonuçta. Orada prensiplerime bağlı olarak benimle tanıştırması gerekiyor. Yani sonuçta benimle oradaysa. Ya şimdi ben sana diyorum ki bak, anlık bir şey bu. Yani birkaç saniyede, birkaç dakikada yaşanan bir hadise. Uzaktan gördün. Çok ilgili, samimi falan. Senden daha yakışıklı bir çocuk. Hani çok sorun görmüyorum bunu. Hani güvendiğim için. Ama dediğim gibi eğer hani çok uzun konuşuyorsa hani beni tanıştırması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha biraz uzadı mı iş? Bak döndü iş. Hani çünkü sen diyorsun hani birkaç saniye hani anlık olay olabilir. Hani dakika diyelim ona. Dakika olabilir yani sonuçta, konuşabiliriz. Ben de tamam, konuşuyorum. Tamam 10 dakika oldu. Ondan sonra bakarım falan böyle. 15 dakika oldu. Hala gelmiyor. Ulan falan yapar mısın öyle? Deli Emrah. Yok ben soğurum öyle hareketlerden. Yani sonuçta beni tanıştırmıyorsa demek ki hani beni ya saklıyordur ya da bilmiyorum. Hani bir sıkıntı var gerçekten. Öyle. Peki böyle delikanlı dedik, böyle harbi dedik falan. Amerikalı kardeşimiz Antonio. Sen ne yaparsın babacık? Ben ne yapardım? Ben şimdi kadını güvendiğim için, ama adam çok yakışıklı diyorsun değil mi? Evet. Bir de evet. Çok samimi konuşuyor. Senden yakışıklı. Şimdi o bekliyor ki hatun onu tanıştırsın. Ben onun yanına gelirim şöyle. Kalk abi ya. Hey, how you doing? Nice to meet you. I'm okay. Ondan sonra giderim. Ona göre konuşsun. O adam da der ki, ne diyor lan bu? Yani ya evet, orada benim kadınım dedin. Akıllı ol. Ya aynen. Akıllı ona çek. Göre esprilerini yap. Işte, ona göre. Şimdi sen Gazi Osman Paşa'da oturuyorsun. Aynen ona göre. Bak. Bir Gazi Osman Paşa ayarı çekerim diyorsun. Aynen. Ya. Yok. Konuşsun. Benimle ilişki başladığı herkes bir anda çirkin olmadı ki bir dünyada. Herkes komik değil ki. Yani tabii ki komik insanlar var. Ama bir yere kadar. Ama diyorsun bir Gazi Osman Paşa damarı var diyorsun. Var. Direkt. Eyvallah. Bu tarafta aynı pozisyonda, aynı pozisyonu yaşayan Masa Taka. Ya ben ne yaparım ya şey ya. Onu en son öyle yapacağım da. Kılıcı çıkarır mısın mesela, senin kılıcın var? Yani var ya, yok öyle bir şey yok da şimdiki dünyada. Hangi çağda yaşıyoruz o zaman ya? Bana bir dakika. Peki ne yaparsın? Ne hissedersin? Tamam şöyle. Yani ben sohbeti katılıyorum ben de. Ya Antonio gibi böyle yaklaşık, ha merhaba nasılsın? Onda ya tabii ipim, yani ipim ucu fazla bırakmayacaksın tabii ki böyle. Yani hem eşim korumak için hem de kontrol etmek için ya. Ondan sonra adam, ya adam tamam konuşuyorken tamam sorun yok. Ama şöyle yani mesela böyle dokunmaya çalışırsan, wo kardeşim yapmayın. Dami. Orada karate girer devreye ninjalık. Evet. Ha? No, döveceğim. Samurai. Peki Rabbi? Uzaktan izlerdin. Tamam mı? Sap. Yani bir beklerdin işte yarım saat falan, belki bir saat sonra. Yarım saat! Yarım saat! Yarım saat! Ama o kadar böyle inceden bakıyorum ki onlara. Hani neden? Seyrediyorum. İnceden bakıyorsun? Yani şey hareketlerinden bir şey olacak diye. Deli olmuyor musun o saatte? Nasıl böyle dinleyelim abi. Şey istibat kuruyorlar. Ama deliyorum zaten içimde, ama dediğim gibi ilk başta böyle saklıyorum. Ama sonra ben oraya gidip şey derim yani. Kafa atarsın. Biz birlikteyiz falan.
Yani hani biz eve gideceğiz şimdi ve öyle şey yaparım yani. Zaten onlar... Ha, anladım. Peki bir şey yani... sorabilir miyim? Eve gittiğiniz hani o kısım geçtikten sonrasında evet. Konuşmuş olan kişiyi, kişinin burnundan getirir misin hani ne yapıyordun sen orada o kadar zaman falan gibi? Ya, kahve ısmarladım. Yani evet aslında şey orada olay çıkarma. Ama sonuna kesinlikle. Kadar gitmelerini istersin değil mi? Hayır, kadar zaten konuşacaklar. Zaten sevdiğim insanı güvenirim. Ve onun için hani beklerim sonra şey derim hadi biz eve gidiyoruz ya da ne bileyim onların zaten hani çünkü bazen ben gerçekten her tarafını olumlu tarafına anladım bakıyorum. Sen hep bir olumlu tarafın bir gerçekten, aslında senin soyadın Polyani Polyana'ya yakın da Polyana her şeye böyle olumlu tarafından bakan adam sensin aramızda. Olabilir. Robby ağzına sağlık yüreğine evet. Sağlık kardeşim. Sağ ol. Evet. Sevgili arkadaşlar kardeşimiz Niyan şu an aramızda yok. Dedik ya katılmasını dört gözle bekliyoruz değil mi Antonio? Şimdi o dönünce ben gidiyor muyum? Evet evet. Bakalım bak şu performanstan sonra göreceğiz. Niyang'ı izliyoruz. Sussun mami söyleyecek. Dondum kobleya dondum 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 bir kolumu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim. Artık geri vermiyor. Elim kolum bağlanmış. Çaresizim Allah'ım. Bu canımı sen verdin. Benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin. Benden almak istiyorum. Kalbimi çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim. Artık hiç geri vermiyor. Bir kolumu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim. Artık hiç geri vermiyor. Elim kolum bağlanmış, çaresiz Allah'u, bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Muhteşem ya bu. Yani bu çocuk. Vallahi. Evet bu çocuk. Ah şimdi keşke burada olsaydı değil Chubby, mi? Chubby ah keşke burada olsaydı. Hayır, ya. Vallahi... Chubby. Olsaymış yani. Ya değil mi? Ya nasıl güzel okuyor. Peki burada olsaydı Chubby nerede oturacaktı? Chubby'yi gönderecektik diyorum ya. Siz Niyang'a dönün Niyang'a. Nasıl okuyor? Süper abi süper. Ya. Çok. Efsane. Muhteşem valla. İnanılmaz. Harika. Bayağı hemen dönsün o Afrika'dan. Manyak. Senin kankandı biliyorsun. Tabii ki kesinlikle. Eskiden birlikte ve çalışmışlar. Ve çocuklar ne şarkılar, ne türküler, ne fıkralar. Ha, bana, peki. Bana söylüyorsun. Hayır canım. Kızım şimdi, sana söylüyorum. Niyang, İbrahim Tatlıses'in, Müslüm Gürses'in o şarkısını okudu. Biz de dedik ki, ya kardeşim Türkçeyi becerdin, harika okudun. Bir de bunu kendi dilinde, Senegal dilinde okusan ne olur acaba dedik. Bakalım ortaya ne çıktı. Bir de onu izleyelim arkadaşlar. Damajublu pek man dinyan yalla mumayma. Yalvardım Allah'ıma duysun diye ben. Yalla maye dina amlima bagın da kucgen ki man demo ko bag torop man bir kolumu çok sevdim diger bir man ne demo ko bag kalbimi ona verdim luta baguma man Nimoko bagi defa ap torap defa ko bagi man mi namoko bagi sama khol sumoko gise defa imeli japp japp sama ilo khoi takma man takbulun
Sumuku gise deni menni Allah ya mama ilisi. Hadi ayakta alışıyorum. Allah. Yani ya. Şimdi bir dakika, biz beğendik, aşk çok beğendik de. Aşk her dilde aynı. Biz aslında. Alan, sen ne diyorsun bir müzisyen Alem olarak? Abi bence müthiş. Müthiş değil mi? Evet. Damar yani. Okey. Çok iyi ya. Kıskançlıkla devam edelim mi? Sanki bir şey tersten okuyormuş gibi değil mi? Doğum yapıyor zannettim. Ya arkadaşlar, madem öyle... Devam edelim ya bu şarkılarla. Daha bu masadaki arkadaşların da böyle bomba şarkıları var. Devam edelim mi şarkılarla? Evet. Okey. Evet. Peki. Peki, peki, peki. Evet. Şimdi Masataka'yı çok alkışladınız ama daha çok alkışlayacaksınız. Masataka hazır mı arkadaşlar? Sen burada hazırsın da bandın hazır mı? Bandım var senin. Oo, çok bakalım güzel. Ne okumuş? Gönder gelsin. Ya gel bana sahici sahici, yadanca gidesin, anasının kuzusu. Ciğerimin köşesi, kız bu ne ince kası. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynam aşkıdım şıkıdım. Oynam aşkıdım şıkıdım. Oynam aşkıdım şıkıdım. Yanardan her acayipsin. Nedeni neler ibanim. Biliyorum sonunu. Sanma uğruna bir anim. Beğenmedi oyununu. Oynama şikidim şikidim. Oynama şikidim şikidim. Oynama şikidim şikidim. Yanardan her acayipsin. Hepsi senin mi? Mi? Yanar döner acayipsin. Oynama şikedim şikedim. Oynama şikedim şikedim. Oynama şikedim şikedim. Yanar döner acayipsin. Masataka'nın ikinci bandı. Bu şarkıyı Japonca okursa nasıl olur? Honki de ore ni konai nara mou omae ga ikiyagare amaenbo no jirimin köşesi. Nani o misebirakashiten da kuzushi sübete omae no ka odoru na shikidum shikidum oinama shikidum shikidum odoru na shikidum shikidum mo kawari sugi da ze okashina yatsu da mo omae ni kowareta to omou na kono game wa kini iranai sanmo uru na mirani to
なるか知っている。踊るなしきどんしきどん。踊るなしきどんしきどん。もう変わりすぎだぜ、おかしなやつだ。不可ならたるかぬしゃるくいちんジャポンじゃすまずきがいるちきて、ちょうぐいるんちべ。Helal helal sana. Şimdi Çabi hazır orada dur. Çabi'yle yan yana dur. Çabi sen yorumla bakalım. Ben ikinci bölümde Müslüm Gürses şarkısıyla geleceğim. Öyle mi? Hangisiyle? Aa ne? Nilüfer. Geleceğim. Çabi. Helal hazır ol. Çabi peki yorumla bakalım. Nasıl buldun Masa Takan'ın şarkısını? Abi işte Japon. Ya o ne demek ya? O ne demek ya? Ben kıskanıyorum. Ben buradaki herkes kıskanıyorum. Ya tabii sen çok. Eyvallah. Masa Takan helal olsun sana. Çabi teşekkürler. Muhteşem Masa Takan. Şimdi aramızda bir de dedik ya dünya ünlü bir flamenco ustası var ama sesi de çok güzel. Çok da güzel gitar da çalıyor. Manuel Reyna. Estağfurullah. Bakalım hangi Türkçe parçayı seslendirmiş, nasıl seslendirmiş görelim. Evet. Hadi görelim bakalım. Kendinden. Bir dakika. Kendinden kaçar yani. Keskin bıçak ve o yürek yarından can açar. Hep köşe bıçak. Yo no sé lo que me pasa. Cuando tú no estás conmigo, ahí se me parte ya y el alma. Y yo pierdo y el sentido. Y yo pierdo y el sentido. Ay, yo no sé lo que me pasa. Ay, cuando tú no estás conmigo, ay, se me parte ya y el alma, y yo pierdo y el sentido, y yo pierdo y el sentido. Tamam, bitti mi? Oo! Gracias amigos, gracias. De nada. Ama harbiden harika değil mi? 10 numara. Ha? Sen bunun İspanyolcasını, İspanyolcaya geçtin yani bir yerde. Ha evet. Oraya girdiğin anda mesela çok rahat. Tabii Türkçe'de evet. Adam normal yani. Ya, tabii dönüyor. Ki o Türkçe olan Sezen Aksu daha iyi söylüyor tabii. Orada hemen güler güler yüzü böyle. Hani parçanın bütün böyle trajedisi var ya kendinden kaçak yarım keskin bıçak. Evet. O hiç olmuyor İspanyolcada. Çok güzel böyle. Lay lay bir şarkı. Çok güzel olmuş ama ya. Söylerim ağzına yüreğine ama sağlık. Ama gitar şu anda yok ama söylerim mesela İspanyol. Söyleyebilir misin şu an? Sevdiniz mi İspanyol böyle? O zaman gitarsız söyleyebiliyorsan söyle. Tamam. Okey. Yo no sé lo que me pasa. Bravo. Ay, cuando tú no estás conmigo, ay, se me parte ya y el alma, y yo pierdo y el sentido, y yo pierdo y el sentido. Yo no sé lo que me pasa. Ay, cuando tú no estás conmigo,
Haceme parte ya y el alma. Y yo pierdo y el sentido. Y ¡bravo! Yo pierdo y el sentido. Trabajo. Cortardo. Oso, oso. Bravo. Español mejanese. Bravo, Manu. Manuel Reina, amigo. Amigo. Gracias. Amigo, gracias. Peki, sırada kim var? Sırada haftanın bir diğer bombesi. Bombe. Bombe. Ne haber? Ben Danilo. Ağır, sen ne ki okudun bize? Evet, ben bomba bir şarkı buldum abiciğim. Bomba, hangisi o? Ve adam inanılmaz da seviyorum. Yemin ediyorum aşık oldum. Söyleme. Söylemeyeceğim. Bandımızı saklayalım. Tamam o zaman. Tamam mı? Tamam, az sonra de. Az sonra Danilo şarkı var. İtalyanca az sonra de. Afrapoco. Bağır. Bağır. Afrapoco. Ha, Danilo Afrapoco. Afrapoco Danilo. Tamam mı? Hayat. Ama kendi dinlemiyorum ama. Bilmiyorum nasıl sen. Abici bir dakika kaydı çıkarsana. Bence değil, birkaç sözüm var. Biraz senin gibi yıkıldım ayağım. Duvarları var bazen resimini, bazen uzak yakınlarım var. Ben böyleyim. Kendi yolumda. La vita è mia, voglio amar ogni momento che verrà, non mi pentirò di tutti i miei errori, io non cederò mai, è la mia strada. Bitte, o kadar yani. Adam müteşem, müteşem bir şarkı. Sen adam My Way, Frank Sinatra My Way aldın, Gökhan'dan aldın ama sen değil mi? Ben Gökhan'dan aldım tabii ki de ya. Gökhan bombaşı, çok seviyorum. Ha, Athena Gökhan'ı seviyorsun. Oo, yo, süper ya, süper ya. Hastasıyız dede diyorsun. Valla çok güzel. Ve şey, çok güzel yaptı. Çünkü tam aynaları yapmadı ha. Çevirmedi şarkı. Yorum yaptı, evet. Kendi yorum yaptı. Evet. Yemin ediyorum çok güzel oldu. Ve o söz var ya, ben böyleyim, sen... yolum da süper yani. Süper ama sen yani de harika okumuşsun değil mi Sinan? Bence de harika okumuşsun. Helal, teşekkür bravo ederim. Bravo. Çok güzel. Dileğine sağlık. Estağfurullah. Estağfurullah. Bravo. Evet, Elinoğlu bomba gibi devam ediyor ama sırada kısa bir reklam aramız var. Oh bari. Evet. Elinoğlu'ndan bu gecelik bu kadar. İlk bölüm, ilkin günahı olmaz derler. Yine de sürçülisan ettiysek affola. İyi hayatlar güzel insanlar. Almost getting good to make me feel happy. If this for a woman or two. Oh, why does it take this to get over? That day a woman.